Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf fizik adım 13 su dalgaları 1 konusuyla beraberiz. Beraber giriş yapalım. Evet arkadaşlar, su dalgaları. Su dalgaları nasıl oluşturulabilir? Hangi ortamlarda oluşturulabilir? Onlara bakalım arkadaşlar. Direkt çok fazla uzatmadan şekilde bir dalga leğenini görüyorsunuz. Dalga leğeni dediğim şey su dalgalarını incelemek için oluşturulan düzenektir. Su dalgaları iki şekilde oluşturulabilir. Dairesel su dalgaları ve doğrusal su dalgaları oluşturulabilir. Mesela bir su birikintisine ufak bir taş attığımız zaman taşın merkezi taşın suya değdiği nokta olmak üzere şu şekilde dairesel dalgalar oluşturulur. Veya bir dalga leğenine cetveli çarpıp çektiğimiz zaman şu şekilde doğrusal su dalgaları oluşturulabilir. Arkadaşlar burada sözün özü şu, iki tip dalga çeşidi vardır. Dairesel su dalgaları, doğrusal su dalgalarıdır. Dalgaların yüksek olan kısımlarına dalga tepeleri, çukur olan kısımlarına dalga çukurları denir. Bunları zaten incelemiştik. Evet, olayın özüne inmeye başlayalım. Dalga boyu denilen bir şey vardı, onu da hatırlayalım. Bir dalgada bir çukurda çizelim. Artı iki dalga tepesi ya da artı iki dalga çukuru arası uzaklık bir dalga boyu. Devam edelim. Evet, su dalgalarının yansıması. Doğrusal su dalgaları düz bir engele çarptıktan sonra nasıl yansırlar? Onlara bakalım. Şimdi burada optikle bağlantılı bazı bilgiler var. Optiği anlatmadığımız için bu bilgileri biraz yabancısınız. Su dalgalarının düz engelden yansıması ışığın düz yamaçtan yansımasına benziyor. Burada farklı bir kavram var. Normal. Normal dediğim şey yüzeye dik olan doğrulardır. Mesela buradaki düz yamaçtan normali oraya dik olan şu belirtilen doğrudur. Düz yamaçta böyle dönerse normalde ne yapar? Aynı yönde döner. Aynanın normali bu sefer bu olacaktır. Ya da düzlem ayna eğer böyleyse aynanın normali böyledir. Her durumda aynanın normali veya engelin normali ona dik olan doğrulardır. Burada su dalgaları, doğrusal gelen su dalgaları engele çarptıktan sonra kendi üzerine geri döner. Normal üzerinden geliyor. Normal üzerinden gidecektir. Evet arkadaşlar, ışığın yansımasını hatırlayalım. Işık düzlem aynaya çarptığı zaman gelme açısı teta. Buradaki teta gelme açısıdır. Diğer teta da yansıma açısıdır. Yansıma kanunlarına göre gelme açısı yansıma açısına eşittir. Su dalgalarında yani doğrusal su dalgalarının düz engelden yansıması ışığın düzlem aynadan yansımasına benziyor. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Bakın gelme açısı gelenin normalle yaptığı açıdır. Yansıma açısı da yine yansıyanın normalle yaptığı açıdır. Buradaki beta açısı gelenin engelle yaptığı açı, yansıyanın engelle yaptığı açıdır. Burada teta artı betanın 90 derece olduğunu görebilirsin. Çünkü normal yüzeye her zaman diktir. Devam edelim. Noktasal bir kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgaları düz bir engele çarptığında sanki engelin arkasındaki bir kaynak tarafından geliyormuş gibi yansır. Bu arkadaşlar ışığın düzlem aynadaki yansımasına benziyor. Bakın ışık burada ne yapıyor? Yansıma kanunlarına göre yansıyor. Geldi. Normalle eşit açı yapacak şekilde buraya alfa dersen burası da alfadır. Böyle gitti. Burada da şuraya sen alfa dersen burası da alfadır. Böyle gitti. Şu şekilde dağılıyor ışık. Doğru mu? Burada da ne yapıyor arkadaşlar? Dairesel su dalgaları, bu sefer doğrusal değil. Dairesel su dalgaları engele çarptıktan sonra sanki engelin arkasındaki bir kaynak tarafından geliyormuş gibi davranır. Dairesel su dalgaları tekrar dairesel olarak yansır diyoruz. Anlattıklarımızı bir örnekle pekiştirelim. Soru şu. Derinliği her yerde aynı olan şekildeki dalga leğeninde oluşturulan doğrusal KLM atması
engelden yansıdıktan sonra aşağıdakilerden hangisi gibi hareket eder? Arkadaşlar, doğrusal kaleme atmasının engelden yansıması ışığın düz aynadan yansımasına benzer. Çizelim. Geldiği zaman önce bize normal gerekiyor. Yüzeyin normali her zaman yüzeye dik olan doğrular. Bu benim normalimdir. Normal her zaman yüzeye dik olduğu için açım kaç derece olacaktır? 30 derece olacaktır. Bakın, gelenin normalle yaptığı açı 30 derece ise yansıyanın da normalle yapacağı açı ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Yani yansıyan atma böyle gidecektir. Ama benden istediği şey nedir arkadaşlar? Engelle yaptığı açı burası 60 derecedir. Çünkü tamamı 90 derecedir. Bu şık hangisinde var? Cevap D şıkkıdır. Geldim diğerine arkadaşlar. Örnek 2'de olayı kafamızda biraz daha netleştirelim. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu şekildeki dalga leğeninde oluşturulan kaleme atmasının ikinci engelden yansıması sonucu ilerleme yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Işığın arkadaşlar düzlem aynadaki yansımasına göre olayı gösterelim. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Yüzeyin normalini çek. Bu açı kaç derecedir? 60 derecedir. Böyle geldi, böyle gidecek. Bu açı kaç? 60. Gelme açısı yansıma açısına eşit. Burası 30'dur. 90-30, burası 60 derecedir. Baştan 30-60, gelme açısı yansıma açısına eşit. Burası 60, burası 30, burası 60. Çek normali. Başka bir normal var burada. Bakın, ayrı bir normal ben çektim burada. Şu açı kaç derecedir? 30 derece. Bu açı kaç derecedir? 30 derece. Bu açı kaç derecedir? 60 derece. Burada dikkat et. Atma şöyle geliyor. Pardon, şu doğrultu. Atma böyle ilerliyor. Açıyı kaç bulduk biz? 60 bulduk. Burası kaç derecedir? 90 derecedir. Şu açı benim için önemli. Burası kaç derecedir? 30 derecedir. Bu şıkka baktığımız zaman bu cevap hangi şıkta görünüyor? Arkadaşlar, D şıkkında görünüyor. Gerçi şuna da bakalım. A şıkkı da olabilir. Atma arkadaşlar, K noktası şu şekilde gidecektir. Yani burası K noktası olacaktır. Burası M noktası olacaktır. Burası L noktası olacaktır. Bundan dolayı cevap D şıkkı olur diyoruz. Devam edelim. Evet, çukur ayna şeklindeki parabolik engele gelen doğrusal dalgalar dairesel dalgalara dönüşüp bir noktada toplandıktan sonra tekrar dağılırlar. Bu çukur aynaya paralel gelen ışının odaktan geçmesine benzer. Çukur ayna özelliklerini bilmiyorsunuz. İlerleyen ünitelerde göreceksiniz. Burada yan yana yazarak olayı birbirine benzetmeye çalışmışız. Burada arkadaşlar ışığın çukur aynada nasıl yansıdığını bilmek gerekiyor. Asal eksene paralel gelen, şu doğrumuz asal eksendir. Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde yansırlar. Arkadaşlar, burada su dalgalarında da doğrusal atmaların çukur aynadan yansıması ışığın çukur aynadan yansımasına benziyor. Buraya aslında çukur engel desek daha doğru olur. Burada ne olur? Odaklanırlar. Zaten çukur engelin şeklini alıyor. Burada odaklandıktan sonra tekrar yoluna devam ediyor. Aşağı inelim arkadaşlar. Tümsek ayna şeklindeki parabolik engele gelen doğrusal dalgalar sanki engelin arkasındaki bir noktasal kaynaktan gelen dairesel dalgalar şeklinde yansır. Bu da asal eksene paralel gelen ışığın tümsek aynaya çarptıktan sonraki yansımasına benziyor. Bakın, asal eksene paralel gelen ışığın uzantısı odaktan geçer. Tümsek ayna ışığı dağıtıyor. Burada da su dalgalarında da bakın şekiller aynı oluyor. Burada su dalgaları tümsek engelin şeklini alarak tümsek engelden yansıyorlar. Çukur engelin merkezinin dışındaki noktasal bir kaynaktan yayılan su dalgaları engelden yansıdıktan sonra önce odak ile merkez arasında toplanır, sonra dağılır. Burada da arkadaşlar çukur aynanın bir özelliği var. Bunu çukur aynalarda anlatacağız. Mesela 3F noktasından gelen bir ışın, 3F noktasından gelen bir ışın özel durumdur. Bunlar açılacak. 1.5F'ten geçecek şekilde yansır. Yani aynanın merkezinin dışında olan bir ışın 1.5F'ten geçecek şekilde yansır. Burada da
merkezin dışında, yani 3F noktasından gelen bir ışın 1,5F, merkez 2F olduğu için merkez ile odak arasında bir yerlerden gidecektir. Burada zaten yansıyan dalgalar çukur engelin şeklini alır diyoruz. Evet arkadaşlar, burada yine dairesel su dalgalarının çukur engelden yansımasına göz atalım. Çukur engelin merkezinde bulunan noktasal bir kaynak tarafından oluşturulan dairesel su dalgaları engelden yansıdıktan sonra önce merkez doğrusunda toplanır, sonra dağılır. Bu çukur aynanın merkezinden gelen ışının çukur aynada yansıdıktan sonra tekrar merkezden geçmesine benzer. Yine ışığın çukur aynadaki yansıması. Göreceksiniz arkadaşlar, merkezden gelen çukur aynada, bu konuyu biraz daha açacağız. Merkezden gelen ışınlar tekrar merkeze geri dönerler. Su dalgalarında da ışığın merkezden geldikten sonra aynadan nasıl çarpıyorsa burada da aynı şekil gerçekleşir. Çukur engelin merkezi ile oda arasındaki noktasal bir kaynaktan yayılan dairesel su dalgaları engelde yansıdıktan sonra önce merkezin dışındaki bir noktada toplanır, sonra dağılır. Bu çukur aynanın oda ile merkezi arasından gelen ışının yansıdıktan sonra merkezin dışından geçmesine benzer. Az önceki örnekte neydi arkadaşlar? Merkezin dışında gelen odakla merkez arasında toplanıyordu. Tersi de doğrudur. Odakla merkez arasından gelen merkezin dışına gider. Bu diğer olayın tersi oluyor. Gelelim arkadaşlar bir sonraki açıklamaya, 9. açıklamaya. Çukur engelin odak noktasında bulunan noktasal kaynak tarafından oluşturulan dairesel su dalgaları çukur engelde yansıdıktan sonra düzlem dalga haline gelerek şekildeki gibi hareket eder. Hatırlayın, ilk çizdiğimiz bir şekil vardı. Paralel gelen nereden gidiyordu? Asal eksen bu olmak üzere odaklanıyordu. Paralel gelen odaktan gidiyorsa ters de doğrudur. Odaktan gelen paralel gider. Burada odaktan gelen dairesel su dalgaları çukur engele çarptıktan sonra doğrusal hale geliyorlar. 10. maddeye gelelim arkadaşlar. Çukur engelin odağı ile kendi arasında bulunan noktasal kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgaları çukur engelden yansıdıktan sonra sanki engelin arkasındaki bir noktadan geliyormuş gibi hareket eder. Bu çukur aynanın odağı ile kendisi arasından gelen ışının uzantısının aynanın arkasından gelecek biçimde yansımasına benzer. Arkadaşlar, çukur aynanın özelliğidir. Odak ile tepe noktası arasından gelen ışının uzantısı yansıdıktan sonra aynanın arkasından geçer. Su dalgalarında da buna benzer bir yansıma gerçekleşiyor. Bakın dikkat edin, burada noktasal ışık kaynağı odak ile tepe arasındadır. Buradan gelen ışınlar sanki engelin arkasından oluşturuluyormuş gibi davranır. Dairesel bir şekilde yoluna devam eder diyoruz. Evet, bir sonraki özellik. Tümsek engel önündeki bir noktada bulunan noktasal bir kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgaları engelden yansıdığında engelin arkasındaki bir noktadan geliyormuş gibi hareket eder. Bu tümsek aynanın önündeki bir kaynaktan gelen ışığın aynadan yansıdıktan sonra uzantısının aynanın arkasındaki bir noktadan gelecek biçimde hareket etmesine benzer. Burada arkadaşlar tümsek ayna özelliği gereği ışığı dağıtacaktır. Burada da gelen su dalgaları tümsek engeli çarptıktan sonra tümsek engelin şeklini alarak dairesel hale gelirler. Evet arkadaşlar, anlattıklarımızı soru üzerinden pekiştirelim. Sorumuz şu: su derinliğinin her yerde sabit olduğu şekildeki dalga leğenin içinde bulunan, kesikli çizgilerle gösterilen bölgede bulunan küresel bir engele çarpan su dalgaları yansıdıktan sonra gösterildiği gibi hareket etmektedir. Buna göre kesikli çizgi içindeki engel ve bu engele gönderilen su dalgası 1, 2, 3 ile verilenlerden hangileri olabilir?
Arkadaşlar bir şekle bakalım arkadaşlar. Burada çukur aynanın şu özelliğini hatırlamamız gerekiyor. Çukur aynada asal eksene paralel gelen nereden geçerdi? Odaktan geçerdi. Sen bunu dalgaya dönüştürdüğün zaman önce odaklanıyor, sonra tekrar dairesel dalga şeklini alıyor. Burada doğrusal hale gelmiş. Bizim çizdiğimizde dairesel. O zaman bu olmaz. Tümseye baktığım zaman tümsekte şöyle bir özellik vardır. Asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde giderdi. Yani ne yapar bu arkadaşlar? Dairesel şekle gelir ama ben doğrusal şekle gelmesini istiyorum. Bu da olmadı. Buraya baktığım zaman arkadaşlar olabilir diyor. Buraya ben odak noktası alırsam odaktan gelen nasıl bir yol izler? Paralel bir yol izler. Paralel bir yol izlemesi demek doğrusal hale gelmesi demektir. Sadece 3 doğrusal hale gelebilir diyoruz. Bir sonraki soruya bakalım. Evet, bu konuyu anlamak biraz optik bilmekle de ilgili. Optiğin özelliklerini çünkü burada kullanıyoruz. Küresel aynaların yansıması, tümsek aynada yansıma, düzlem aynada yansıma. Bütün bu bilgileri su dalgalarında hepsinde kullanıyoruz. Sorumuz şu şekilde. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu dalga leğenine odak noktası F1 olan 1 numaralı çukur engel ile odak noktası F2 olan 2 numaralı tümsek engel şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Ona göre 1 numaralı engele doğru hareket etmekte olan şekildeki doğrusal su dalgaları 2 numaralı engelde yansıdıktan sonra aşağıdakilerden hangisi gibi hareket eder? Şimdi bakalım arkadaşlar. Paralel gelen ışın ya da asal eksende paralel gelen dalgalar nasıl bir rol izleyecektir? Şöyle odaktan geçmek isteyecektir. Bakın şu şekilde geldi. Engelin şeklini aldı. Bu şekilde, şunu biraz uzatalım. Geldi buna, çarptı. Arkadaşlar tümsek aynada ışın nereden gelirse gelsin görüntüsü odak ile tepe noktası arasındadır. Yani burada yansıyan dalgaların uzantısı odak ile tepe arasında bir yerlerden geçecektir. Yani şu şekilde gidecektir. Tümsek engelin şeklini alacaktır. Bakın odak ile tepe arasında ve dairesel olan D şıkkında görünüyor. Evet, diğer bir sorumuza gelelim. Örnek 5. Derinliği her yerinde sabit olan dalga leğenindeki 1, 2, 3 parabolik engellerine KL doğrusal dalgalarla M dairesel su dalgası şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre hangi dalgaların yansıyanı doğrusal su dalgası şeklinde olabilir? Arkadaşlar paralel gelen nereden gidecektir? Uzantısız. Paralel gelen odaktan gidecektir. Bakın dairesel bir şekle geldi. Ama bizden doğrusal olmasını istiyor. Bu olmadı. Burada da arkadaşlar tümsek aynanın ışığın tümsek aynadaki yansıma özelliği nasıldı? Paralel gelen uzantısı odaktan gidecek şekilde dağılır. Bakın uzantısı odaktan gidecek şekilde dağılan ne olacaktır? Dairesel bir şekle geliyor. Değil mi? Tümsek engelin şeklini alıyor. Bizim aradığımız bu değil. Doğrusal olarak yansımasını istiyoruz. Bakın şu şekilde. Eğer odaktan geliyor ise odaktan gelen paralel gideceği için bunun gittiği noktayı bilmiyorum. Odak kabul edersek odaktan gelen asal eksene paralel gider. Yani doğrusal su dalgası şeklini alabilir. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldik diğer soruya arkadaşlar. Derinliği sabit dalga leğeninde KL doğrusal atması düzlem engele doğru şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre doğrusal su atmasının engelden yansımış hali aşağıdakilerden hangisidir diyorlar. Evet, burada doğrusal bir atmanın düzlem engelden yansımasını istiyorlar. Bu ışığın düzlem aynadan yansımasına benzer. Şöyle bir şekilde gidecektir. Normalde çekersen bu açı kaç derecedir? 37. Burası 37. Burası kaçtır? 53'tür. Şu şekilde gönderdik. Burası 90 derecedir. 90, 53. Şu açı kaç derecedir? 37 derecedir. Şurası L noktası olur. Şurası
K noktası olur. Bu şekil hangisinde vardır? D şıkkında vardır diyoruz. Arkadaşlar bu soruyla bu üniteyi bitirdik. Bir dahaki ünitede görüşmek üzere. Başarılar.